tam idrar tahlili hamilelikte farklı şekillerde değişikliklerin olduğu bir inceleme. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi belki de şu, idrarda glikoz. Normalde hamile olmayan bir insanda idrarda glikoz çıkmaması lazım. İdrarda glikoz çıkıyorsa bu kan şekerinin yüksek olduğunu ve böbreğin bunu süzme eşiğinin artık aşıldığını çok fazla yüksek olduğu için ve idrara geçtiğini gösterir. Yani idrarda glikoz negatif olması lazım hamile olmayan dönemde. Halbuki hamile olunan dönemlerde şunu biliyoruz ki böbreğin eşiği farklı olduğu için, daha geçirgen olduğu için glikoza herhangi bir şekilde gebelik şekeri olmamasına rağmen idrarda glikoz görüyoruz. İdrarda glikoz, yani idrarda şeker gördüğümüz zaman işte bu hamileliğe bağlı zaten olabilir demiyoruz tabii ki. Bazı incelemeler yapıyoruz ama idrarda şeker çıktığı zaman hamilelikte özellikle 3. trimesterde diyelim, bu sıklıkla %90 olasılıkla gebelik şekeri veya şekerin yükselmesine bağlı değil, böbreğin geçirgenliğinin değişmesine bağlı ortaya çıkıyor. Bu idrar tahlilinde görülebilen değişikliklerden bir tanesi. İdrarda protein ise hamilelik döneminde görülmemesi gereken bir şey. İdrarda albümin yani. Hamilelik öncesi dönemde de görülmemesi lazım ama idrarda albümin gördüğümüz zaman biz idrarda glikoz gördüğümüz gibi hemen böyle rahat olmuyoruz. Acaba gebelik zehirlenmesi veya böbreklerde herhangi bir sorun olabilir mi diye bazı incelemeler başlatıyoruz. Çünkü gebelik zehirlenmesinde, bunu daha önce anlatmıştık, iki tane komponenti var gebelik zehirlenmesinin. Bir tanesi tansiyon yükselmesi, bir diğeri de idrarda albümin yani protein çıkışı. İdrarda albümin gördüğümüz zaman mutlaka acaba gebelik zehirlenmesi var mı yok mu diye bazı incelemeler yapıyoruz. Bunlar arasında yaptığımız en önemli inceleme, belki de tek inceleme, 24 saatlik idrarda çıkartılan proteinin miktarının belirlenmesi. Buna göre de acaba bu idrarda albümin çıkışı ciddi bir şeye mi bağlı değil mi diye bunu ortaya çıkartıyoruz bu incelemeyle.